Hamza salam, Ağıl Küpü kanalına hoş geldiniz. Mən bugün sizlere necə youtuber olmaq lazımdırsa onu göstereceğim. Youtuber olmaq için size lazım olan eşyaları göstereceğim. Daha doğrusu, indi isə keçək video. İlk önce dostlar bir kamera ihtiyacımız var. Burada gördüğünüz benim telefonum. Ben onunla video çekirəm. Kamera dediği de yani tek telefon yok, tek yani kamera yok. Kompüterimizin webcam'ini de işletebilirik veya bu da telefonumuzun kamerasını, el kameraları, onlarda hamısından istifadə edebilerek video çekebiliriz. İkinci olarak bize yataş kart lazımdır çünkü videolarımızın vaxtı çok uzun da olabilir, kısa da olabilir. Ama yataş kartımızın önemi odur ki siz kompüterə veya başka bir cihazda video çektikten sonra montaj eləyəcəyiniz cihaza bu videonu koymalısınız. Ona göre de bize balaca flash kart lazımdır. Hocam aşağıda açıklama hissesine Çin'den alabileceğiniz linkini koyacağım çünkü bizim kanalımız Çin'den alışverişti. Bu arada dostlar Çin'den bir şey aldım belen ki hiç. Hadi aşağı alayım biraz. Bu gördüğünüz led ışıldır. Bunu kompüterde bu hisselerinde gördüğünüz ışıklar yani içeri bağlamışım. Bu gördüğünüz göy rengi almak için böyle niye göstereyim? Rengli bir kompüter düzeltmişim özüm için. Yani düzeltmemişim. Kardeşim kömək eləyib bunu düzeltməyə. Ve bunu taparaq size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzeldir. Benim çok hoşuma gelen bir şeylerdir bunlar. Telefonu da ISO ayarlar yaxşıdır benim için. Bu arada yaxşı telefonlar videosunu istəyirsiniz sizə də bu qırağda i butonunda olan şeyden oylayabilirsiniz yani çatdırabilmədim fikrimi olsun ama ikinci olarak ise dostlar kameradan sonra bize bir dənə qulaqlıq veya mikrofon lazımdır. Bu qulaqlığı niye dedim? Mən qulaqlığım da şikayetli biraz onun için bunu göstereyim. Burada gördüğünüz MM yazmışam. Burada gördüğünüz balıcı mikrofonunu istifadə edirik. Yaxın mikrofon kimi de istifadə edə bilərik bunu. Yəni içeriden atıb. Səsi daha yaxşı almağımız için kompüterdə istifadə edə bilərik. Ya da ki mənim kimi telefon mikrofonunda istifadə edə bilərsiniz. Üçüncü olarak dostlar isə bizə qəşəng montaj programı lazımdır. Kinemaster kimi bir şeyler yox. Qırağda yazı yazılan. Bu istədi yazı yazılır onlarda. Bizə yaxşı səlis programlar lazımdır. Ona görə də mən sizə tövsiyə edəcəyimi bu 3 programı tövsiyə edirəm. Bu gördüğünüz Power Director telefonlar için zelzire kim elinin ayağım değdi stola. Bu Power Director bunun necə crack ve yani daha üst versiyasını yüklemek lazımdırsa onun için video 10 like atın ve size bu videonu çekeyim sabaha kadar. Yani sabah video çekmeliyim. 10 like atın. Ben de bilim ki bunu isteyirsiniz. Ve dostlar bu gördüğünüz Camtasia Studio'da bu zayıf kompüterleriniz varsa bunu istifadə etməyinizi sizə tavsiye ederim. Ve YouTube'a yeni başlamışsınız, montaj hakkında hiçbir məlumatınız yoxdursa Camtasia Studio 9 və yaxud 7'ni yükləyə bilərsiniz. Və yaxud da sizə Filmora tavsiye ederim. Çünkü kardeşim bu Filmora ile montaj edir ve çok güzel montajları da var. Onun da kanalını bu hissedən tapa bilərsiniz. Kompüter hakkında dersler verir. Ve axırıncı olarak Avoda Premiere Pro CC var. Bu laf üst youtuberlerin istifadə etdiyidir. Yani ki montajı artık tam öğrenmiş. Bununla bazı effektler da istifadə edirlər. Yani ki daha üst versiya filmler de montaj eləmək olur bununla. Bunu da yükleyebilirsiniz. Eğer deyirsiniz ki ben daha keyfiyyətli videolar istəyirəm etmək. Onda bu tövsiyə edirəm bunu yükləməyinizi. Bir de ki kompüteriniz güclü olmalıdır onu yükləmək üçün. Ve dördüncü olarak dostlar videolarımızın kapak şeklini benim gördüğünüz gibi bu videomun kapak şekli kapak şeklini hazırlamak için size bu iki programı tavsiye ederim. Bu ikisinden başkasını siz bilirsiniz, size açıklama hissesinde yorumlar hissesinde bildirebilirsiniz. Ben belki onları da öğrenirim, onlarla daha yaxşı işler bacarmak olar bilmiyorum yani. Bu iki program yani PixArt ve Avoda Premiere Photoshop bilmem ne. Hatta buraya yazacağım adım bu hissiyi yazacağım. Ve şeklini de buraya koymuşam.
Bu da ki PixArt. Bu telefonlar üçündür. Bu isə kompüterlər üçün. İkisində daha qəşəngdir, amma gözü bir fərqlə Adobe Photoshop daha yaxşıdır. Gözü demirəm, daha çox fərqli. Yəni onun 50%-ni PixArt edir, amma PixArt'ın daha yaxşı özəlliyi telefonlarda istifadə edə bilməmizdir. Hər harda istəsəniz istifadə edə bilərsiniz. Amma Premiere Photoshop proqramı isə kompüterdə istifadə edə bilərik. Bunun üçün daha güclü kompüterlər lazımdır. Yəni qatmadan daha rahat işləmək üçün. Dostlar, izah edəcəyim şey bu qədər idi. Əgər video bəyəndinizsə aşağıdan bəyənməyi unutmayın. Və kanalıma abunə olun. 173 abunədəyəm. Abunələri gizlətmişdim, yenə dedim. 173 abunədəyəm. Sizin dəstəkləriniz sayəsində bura qədər gəldim. Çox təşəkkür edirəm hamısınıza. Azərbaycanlı bir həssas hissəsini tutmuşam. İnternet, pulsuz internet. Evet, onu da burada izləyə bilərsiniz. Neyse dostlar, videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Hamza çok severim, sağ olun.